Şunu bile şöyle yapmak, şöyle şu kadar saçını bile dokunmak çok güzel bir şey. İşte bu sözlerle anlatmıştı yaşadığı mutluluğu Cihan Topal. Türkiye onu ilk kol naklinin yapıldığı kişi olarak tanıdı. 3 yıl önce kollarını Mısır silaj makinesine kaptıran genç adama motosiklet kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in 2 kolu nakledildi. Sağlık Bakanlığı Cihan Topal'a yapılan kol naklinin ardından uzvunu kaybetmiş diğer hastalara umut ışığı olacak bir çalışma başlattı. Devlet artık böbrek, karaciğer gibi organ nakillerinin dışında yokluğu insan hayatını olumsuz etkileyen kol, bacak gibi uzuvların nakil masraflarını da karşılayacak. Kol, bacak nakilleri, dişi, ürogenital organ, işte uterus, overyum, yumurtalıklar, erkek ürogenital organ, yüz ve saçlı deri nakilleri, bunlar bu grupta yer alacak nakiller. Peki bu imkanlardan kimler faydalanacak? Ağır travma geçirmiş insanlara, efendime söyleyeyim, ya ağır yanık geçirmiş, kaza, trafik kazası gibi ağır travma geçirmiş insanlara uygulanabilecek yöntemler. Devlet estetik amaçlı değil, gerçekten ihtiyacı olan hastaları bu kapsama alacak. İki kolu veya iki bacağı olmayan, tamamen toplumdan soyutlanmış, hani affedersiniz ama lavaboya bile gidemeyen insan tek başına. Bu tür insanlar için çok büyük bir değişim olacak. Uzmanlar özellikle yüz naklinin cilt kanseri ya da yanık sonrası yüzünün bir bölümünü kaybeden insanları yeniden hayata bağlayacağı görüşünde. Yüz nakli olsun mu? Olmasın demek kolay. Ama bu insanlar inanın tamamen evine kapanan, hiçbir şekilde sosyal hayata giremeyen insanlar. Yani yaşıyorlar ama yoklar. Söz konusu ameliyatlar için doku nakil merkezleri kurulacak ve özel ekipler oluşturulacak. Gözler şimdi nakil masraflarını karşılayacak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun vereceği onayda.